İkimize de gösteriyor. Tanya'ya ne diyordu? Bugün hapishanelerde on binlerce de hemşehrisever tutsak direniyor. Neye direniyor? Bugün mücadelenin çok büyük bir parça, toplumsal mücadelenin çok büyük bir parçası hapishaneler. Ve giderek ağırlaşan tecrit koşullarıyla devrimci tutsakların mücadelesi teslim alınmaya çalışılıyor. Tabii bunun yansımaları sadece hapishanede değil. Faşist şeflik rejimi bugün dışarıda söz eylem örgütlenme özgürlüğümüzü gasp ediyor, bizi tutuklamakla tehdit ediyor. İçeride de bunun koşullarını daha fazla tecritle ağırlaştırarak teslim almaya çalışıyor. Mektup, yayın, gazete, dergi hakları engelleniyor, tutsakların görüşleri engelleniyor, işte cinsel tacizle, ring araçlarıyla, süngerli odalarla işkenceler devam ediyor. Bununla da sınırlı kalmıyor, boyutlanıyor. İşte biliyorsunuz Garibe Gezer, Vedat Ertmen gibi yurtsever tutsakların katliamlarıyla sonuçlanan şeyler de görüyoruz, yaşıyoruz. Bunun karşısında elbette ki tecrit koşullarını kırmanın tek yolu olarak mücadele, mühim mücadeleyi de içeride sürdürülen mücadelenin kendisini dışarıya taşıyabilmek aslında. Açlık grevimizin temeli tecritin kaldırılması ve tutsakların süre gelen ağırlaşan tecrit koşullarının yani son bulması üzerine. 3 yıldır Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan üzerinde daha fazla ağırlaşan, aynı zamanda hiçbir haberin alınamadığı 3 yıl geçirdik. Özelinde Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin bu kadar yoğunlaşmasının temel sebebi şudur ki bugün Türkiye devriminin de, Türkiye-Kürdistan Birleşik Devriminde yolunu açabilecek en önemli şeylerden biri bugün bu tecritin kendisinin kaldırılması. Bir çıkmaza girmiş durumda devlet. Bu çıkmazın kendisinde daha fazla saldırganlaşarak çözmeye çalışıyor. Açlık grevlerine ses vermek zorundayız. Kendine ilerici, demokrat, sol, sosyalist tüm kesimlerin yani bunu kendisine pay biçen herkesin bu sese kulak vermesi gerekiyor. Çünkü toplumun en ileri kesimleri, en ileri bölükleri bugün hapishanede. Onu görmemiz lazım. Bizim sesimizi çıkartmadığımız, birleşik bir eylem cephesi örgütlemediğimiz sürece bu sesi dışarıya buluşturmak, bu mücadelenin başarıya, zafere ulaşması söz konusu değil. Bir hapishanedeki tecrite karşı birleşik mücadele büyütmek, birleşik mücadeleyle beraber tecriti parçalamaktır. Sosyalistler, komünistler olarak hapishanelerde uygulanan bu yalıtılmış tecrite karşı sessiz kalma şansımız yoktur. Bunu öncelikle belirtmek gerekiyor. Burada yaklaşık 27 Kasım'dan bu yana süren bir açlık grevi var cezaevlerinde ve buna istinaden DEM Parti binalarında adalet nöbetleri sürüyor. Annelerin sürdürmüş olduğu adalet nöbetleri var. Biz bu açlık grevini örgütlerken hem hapishanelerdeki tecriti kırma, yalıtılmış özellikle İmralı tecritinde yalıtılmış bir tecrit söz konusu 3 yıldır hiçbir şekilde avukatlarıyla dahi görüşülemeyen bir tecritle karşı karşıya bunların sesini sokağa taşıyamadığımız sürece, bunları dışarıdan ses olamadığımız sürece içerideki tutsak yoldaşlarımızın ortaya koyabildikleri bir bedenleri var ve bunu zaten yapıyorlar. Biz içerideki sesi dışarıya en iyi taşıyabilmek açısından bu açlık grevine başladık. Hani tecrit sonuçta oradaki cezaevinde yatan insanlar bu ülkenin siyasi tutsakları. Ve bu tecrit de siyasi tutsaklar üzerinde yapılan bir tecrit. Bu ülkede faşist şeflik rejiminin sürdürmüş olduğu savaş konseptinin de bir parçası. Örgüt, sol sosyalistleri, devrimcileri, yurtseverleri örgütsüzleştirmek ve onların iradesini kırmak üzerine kullanılan bir tecrit sistemiyle karşı karşıyayız. Halde bu da toplumumuzu etkilemesi gerekiyor ama şu anda maalesef ki ne adalet nöbetlerine ne de şeye karşı, cezaevlerindeki açlık grevine karşı bir ses yükseltilebilmiş değil tam anlamıyla toplumda. Biz bu sesi aslında bir önce olmak istedik. Yani ve biz bu sesi alanlarda, sokaklarda
Ve toplumun her nezdinde yükseltmek için mücadelemizi sürdüreceğiz. Birleşik mücadeleyi sürdürmeye çalışacağız. Bugün baktığımızda İmralı Adası'ndaki tecrit de aslında baktığımızda Kürt halkı yalnızlaştırmaya çalışıyor. Kürt halkı, İmralı tecritiyle Kürt halkının demokratik talepleri çözülmemeye çalışıyor ve unutulmaya çalışılıyor. Bu Kürt meselesinin demokratik yollarla çözümü İmralı tecritinden geçtiğini biliyoruz. Bu tecritte karşı içeride yurtsever ve devrimci tutsakların başlattığı süreli açlık grevinin dışarıda sesi olmaya, bu sesi sokaklarda buluşturmaya, gençlik kitleleriyle buluşturmaya çalışacağız. Bugün baktığımızda faşist şeflik rejimine Kürt halk önderi Abdullah Öcalan'ın üzerindeki İşte avukat kısıtlamaları, telefon, Kürt halkının demokratik taleplerini çözüm için tamamen tecrit uygular topyekun bir savaş politikası başlatıyor diyebilirim. O gençlik kitlelerini demokratik kamuoyuna çağrımız da şudur. Açlık grevine ses verin, tecriti kıralım.